Yaklaşık 18 bin insan bu revizyon imar planına karşı çıktı. AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Engin Yüksel, Laleli Mahallesi'ne düzenlenen mitingde rakiplerine adeta meydan okudu. Geçen 5 yıllık süre içerisinde Manisa'nın hizmet noktasında çok geride kaldığını söyleyen Yüksel şöyle konuştu. Geçtiğimiz 5 yılda Manisa yerel hizmetlerde çok ihmal edildi. Temel problemlerinden çok uzak hizmetler gördü. Makyaj belediyeciliği gördü, kaldırım belediyeciliği gördü. İnsanlar AK Parti belediyeciliğini özledi. İnanan AK kadrolarda büyük ustanın talebeleri de siz Manisalıları Laleli Mahallesi sakinlerine... Yunus Emre İlçe Başkanı Engin Yüksel'in ardından konuşan AK Parti Yunus Emre Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet Çerçe, AK Parti'nin yerel yönetimler konusunda artık marka haline geldiğini ve bunların muhalefet partileri tarafından bile kabul edildiğini söyledi. Demokrasimiz gelişiyor. Hukuk düzenimiz çok daha ileriye doğru gelişmek istiyor, gelişiyor. Engellemek isteyenler olsa da. Ekonomimiz gelişiyor. Sosyal devlet gelişiyor. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan altyapıya her yer şantiye gibi, her yerde yatırım üstüne yatırım yapılıyor. Buraya doğalgaz, Manisa'ya doğalgazı da biz getirdik. AK Parti döneminde geldi. Manisa'ya toplu konusu da biz getirdik. Manisa'ya alt geçitleri ilk defa bizim dönemimizde yaptık. Manisa'ya şu kadar okul yaptık, şu kadar sağlık tesisi yaptık. Vesaire vesaire. Ama ben şunu söylüyorum. Laleli mahallemizle ilgili, bu bölgeyle ilgili. İnşallah bu bölgemiz bundan birkaç sene sonra, Manisa'nın en güzel, en değerli yerlerinden birisi olacak. Bunu buradan müjdesini verebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yüklenen ve 18 bin vatandaşın revizyon imar planına isyan ettiğini söyleyen Çerçi sözlerini şöyle sürdürdü. Laleli'den de itirazlar çok oldu. Diğer mahallelerden de yaklaşık 18 bin insan bu revizyon imar planına karşı çıktı. Pek çok buradaki konut bölgeleri yeşil alan vesaire olarak gösterildi. İnsanımız adeta umutsuzluğa sevk edildi. Böyle bu işler böyle olmaz. Vatandaşa hiçbir zaman tepeden bakmadıklarını söyleyen Çerçi, Yunus Emre Belediyesi'nde ilk talimatımız vatandaşımızın sorunlarını çözmek için gerekenin yapılması olacaktır dedi.